Önemli konuyu konuşacağız. Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli katkıları var. Diğer taraftan Türkiye ekonomisinin yeni ekonomi modeli üretim, e, ihracat, istihdam ama tabii üretim yaparken de yüksek teknoloji üretimi önemli. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan Tüzgen konuğumuz. Hoş geldiniz elimize. Merhabalar, çok sağ olun. Şimdi e, dediğimiz gibi özellikle e, girişim fonları e, önemli, startuplar önemli, Teknoloji ve yenilik e, tabanlı şirketler önemli ve e, her dönemde aslında önemli olan da şu e, bu şirketlerin e, işte kaynağı ulaşımı Bu anlamda e, girişim fonlarına 250 milyon liralık destek Bunu de detaylandırır mısınız bize e, Tabii. şimdi girişimciliği tabi biraz daha geniş belki bakmamız lazım girişimcilik Startup modeli girişimcilik e, bir ekosistem olarak büyür veya büyümez. İstanbul'da Kalkınma Ajansı olarak biz kurulduğumuzdan bu yana girişimcilik alanında çok çeşitli destekler verdik. Bugüne kadar 40'tan fazla program destekledik. Merkez kuruldu, hızlandırma programları uygulandı. Ve bu sayede İstanbul dünyada ismi anılır bir hale geldi girişimcilik ekosisteminde. Girişimcilik ekosistemindeki eksik ayaklardan bir tanesi veya eksik demeyelim, diğerlerine göre daha zayıf kalan taraflardan biri girişimlerin, e, nakit kaynağı, finans kaynağına ulaşma imkanları İstanbul'da kısıtlıydı. E, bu her ne kadar son zamanlarda gene artış gösterse de biz İstanbul Kalkınma Ajansı olarak burada bir kaldıraç etkisi oluşturup hem Türkiye'deki e, finans kaynaklarının hem dünyadaki finans kaynaklarının bu alana daha fazla yönelmesi için bir çağrıya çıktık. E, İstanbul'daki İstanbul'a faaliyet gösterecek e, girişim sermayesi yatırım fonlarına 250 milyon liralık bir yatırım yapacağımızı ilan ettik. E, bu kapsamda 28 e, kurulmuş veya kurulacak olan fon bizim çağrımıza başvurdu. E, ve bunların e, ilk aşamada e, biz şu anda 17, fona, 17 fonla görüşmelere başladık. E, bu kaynağı fonlar aracılığıyla e, bizim yatırdığımızdan çok daha fazlası İstanbul'a dönecek şekilde girişimcilere ulaştıracağız. Siz direkt girişimcilere ulaşmıyorsunuz. Evet biz doğrudan girişimlere yatırım yapmıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde de aslında böyle bir usul sergiledik. Kalkınma ajansı olarak biz daha çok arayüz mekanizmalarına destek sağladık. Girişimcilik merkezlerinin kurulmasını destekledik. Doğrudan girişimcilere bir finansal kaynak veya proje hizmeti sunmadık. Veya hızlandırma programlarıyla biz girişimlerin yurt dışına açılmasını kolaylaştırmayı hedefledik ama doğrudan bir girişimci yurt dışına taşımadık. Siz da... fonlar üzerinden girişimcilere destek. Yani evet, bunun avantajı nedir? Bunun faydası nedir? Fonlar üzerinden girişimci ulaşmanın. Bunun en büyük iki avantajı. Birincisi çok daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağlayacak bize. Yani bizim İstanbul kalkınma ajansı olarak kendi operasyon kabiliyetimizle ulaşacağımızdan çok daha fazlasına yatırım yapacağımız fonlar aracılığıyla ulaşacağız. İkincisi sadece bizim yatırdığımız para değil, bizim yatırdığımızın dışında da biz çünkü bir takım şartlarla. Fonlara yatırım yapıyor olacağız. Bizim yatırdığımızın üzerinde bir fonun girişimcilere ulaşmasını sağlayacağız. Peki o şartlar neler? Ee, birinci şart bizim yatırdığımız, ortak olduğumuz payın en az iki katının İstanbul'a yatırım yapılması. Örneğin biz herhangi bir fona 20 milyon TL yatıracaksak eğer o fon... İstanbul merkezli girişimcilere en az 40 milyon yatırmayı taahhüt etmiş olacak bize. Hmm. Ee, bu şekilde bir firmaya değil, farklı firmalara da olabilir. Elbette, elbette. Zaten aslında işin yapılış şekli de genel olarak böyle. Yani girişimcilik batık oranı oldukça yüksek bir sektör. Yani başarı oranı kabaca %10 civarında. Dolayısıyla çok sayıda girişime yatırım yapacaklar. Bunların bir kısmı batacak, bir kısmı yükselecek ve inşallah içlerinden unicorn'lar çıkacak. Hem ekosistem büyümüş olacak, hem ajans daha fazla yatırım yapmak için gelir elde etmiş olacak buradan tabii gelir de elde etmiş olacak bu, bu yatırımlarla tabii ki büyü, büyüdükçe ortak oluyorsunuz aslında tabii biz ortak oluyoruz bizim şimdiye kadar uyguladığımız genelde destek enstrümanı e, hibe şeklindeydi Hı -hı. burada biz ortak oluyoruz bir, bir kar amacı gütmüyoruz elbette tahmin tabii edebileceğimiz ki ama gibi. başarı istiyorsunuz ama tabii. başarı istiyoruz bu başarı da bir hem kar olarak geri dönecek ve biz bu şekilde dönen e, finansı da yine girişimcilere harcamayı hedefliyoruz tabii ama e, bu her girişim değil değil mi e, elbette Şimdi birincisi önce girişimleri en başta ikiye ayırmamız lazım. Geleneksel girişimcilik ve startup modeli girişimcilik olarak. Biz burada geleneksel girişimciliği değil, startup modeli girişimciliği hedefliyoruz. Teknoloji tabanlı. Teknoloji odaklı. tabanlı, büyüme potansiyeli olan, ölçeklenebilir, sürdürülebilir girişimleri hedefliyor olacağız ve burada hedefimiz yani bir girişime yatırım yapalım o da iki katına çıksın değil. Biz bir girişime yatırım yapalım o 200 katına çıksın diye bir hedefimiz var. Peki daha önceki deneyimlerinizden ve işte bu alana yönelmenizde sizi motive eden nedir? Burada ne tip geri dönüşler alıyoruz? Ciddi başarı hikayeleri duyuyoruz, özellikle pandemi döneminde Türkiye'den farklı alanlarda yazılım alanı olsun, başka alanlar olsun, başka sektörler olsun çok ciddi başarılar ve yurt dışına açılımlar da gördük. Dolayısıyla ee, belki bu kadar tahmin edilemezdi. Hep biz dışarıdan bunları almak, bu, bu tip böyle gelişimleri kopyalamak şeklindeydi. Şimdi Türkiye birçok alanda, birçok yazılımla dünyada adından bahsettiriyor. Evet. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın sanayi strateji belgesinde koyduğu hedeflerden bir tanesi, Türkiye'den 2023'e kadar 10 tane unicorn çıkması yani 1 milyar dolar üzeri değerlemeye sahip şirketler çıkmasıydı. Burada şu anda bu hedefin yarısına ulaşmış durumdayız. Bu sene biliyorsunuz pandemi şartlarına rağmen 5 şirketimiz 1 milyar üzeri değerlemeye ulaştılar. Dolayısıyla ekosistem evet çok güçlü bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen büyüyor. Bu sanayi strateji belgesi hazırlanırken pandemi göz önünde bulundurulmuş elbette değildi. E, ama buna rağmen bu hedeflerin tutturulması e, şu anda mümkün görünüyor. E, burada önemli göstergelerden bir tanesi yani İstanbul ekosistemi Türkiye'de zaten şu anda evet önde ama dünyada da neresinde dünyanın neresinde? Dünyanın neresinde? Bu belki bu daha önemli. E geçen sene e, önemli bir e, startup genome diye bir rapor hazırlanıyor her sene. E, biz ajans olarak bu İstanbul'un da bu e, rapora girmesini sağladık. E, ve bu rapora göre İstanbul yükselen girişimcilik ekosistemleri arasında 15. sırada. Hmm. Bu geçen senenin raporu. Geçen sene İstanbul'daki daha doğrusu Türkiye'deki girişimlere 130 milyon dolar civarında yatırım yapılmıştı. 2021 yılındaysa henüz ilk 9 ayın verisi var tabii elimizde. İlk 9 ayda 1.4 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Yani geçen senenin 10 katından daha büyük bir başarı var elimizde. 2021 raporları çıktığı zaman dünyada İstanbul'un çok daha iyi bir konumda olduğunu göreceğiz. Türkiye'ye yapılan Türkiye'deki girişimler, bunlar yerli yabancı? E, yerli yabancı ayrımı yapmıyoruz. Aslında Hı. bizim hedeflerimizden bir tanesi, İstanbul'un global ölçekte cazip bir girişimcilik şehri haline gelip, yurt dışından hem girişimci hem e, yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz. Hem yatırımcı için hem girişimci için İstanbul aslında hali hazırda cazip olmasını sağlayacak özelliklere sahip. Yani bu alandaki ekosistem, girişimcilik merkezleri, üniversitelerdeki e, teknoparklar bun, e, ve kamunun sunduğu çeşitli teşvikler bunlar hali hazırda zaten aslında çok ciddi fırsatlar sunuyor. Hı. E, girişimcilik ekosistemi öyle bir ekosistem ki iklimin dahi etkisi var ve İstanbul e, gençlerin seveceği bir iklime sahip. Dolayısıyla biz aslında hem doğal kaynak olarak... Hem e, kamunun sunduğu, özel sektörün sunduğu imkanlar olarak girişimcilik ekosisteminde dünyada önemli bir yere sahip olacak potansiyele sahibiz. Bunu sadece harekete geçirmemiz gerekiyor. Şimdi e, burada 2021'in ilk 9 ayında 1 milyar 411 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Ciddi bir artış. Tabii bu bizi aslında süper lige çıkarttı. yani e, Girişimcilik ekosistemindeki şehirler yatırım aldıkları yatırım açısından değerlendirildi, değerlendirildiklerinde 100 milyon dolar 1 milyar dolar arasındaki kısım hani birincilik gibi değerlendirilir ve Türkiye bu ligdeydi. Nasıl milyar... oldu bu? Yani bu, bu artış nasıl sağlandı? Yani 100 milyon dolardan milyar dolara çıkması nasıl sağlandı? Hem de bir yıl gibi sürede? Evet, bir hatta 9 ay dokuz 9 9 aylıkleri var elimizde. Burada birkaç şeyin yani daha doğrusu pek çok şeyin bir araya gelmesiyle bu sağlanıyor. Yani İstanbul'da evet gençlerin girişimcilik hususundaki gayretleri, kamunun bu husustaki teşvikleri, daha önceki başarılı girişimcilerin İstanbul'a geri dönüp yeniden yatırım yapmaları gibi pek çok şey bir arada. Bu sene biliyorsunuz 5 Unicorn çıktı. Bunlardan örneğin bir tanesini konuşalım sadece. İşte getir Türkiye'den dünyada olmayan yeni bir iş modeliyle başarı elde edip, e, hali hazırda pek çok ülkeye açılan e, ve e, sağ olsunlar aldıkları yatırımın gene kendi elde ettikleri karın bir önemli bir bölümünü İstanbul'daki girişimcilik ekosistemine bu sefer yatırımcı olarak sokmayı planlayan firma ve kuruculara sahip e, bu tür örnekler çoğaldıkça e, bizim de ekosistemimiz daha da güçlenecek yatırımcılar yatırımlarımız daha da artacak. Peki şimdi e, diğer taraftan bir siz bir e, hani. Fona kaynak sağlıyorsunuz. O fonlar o girişimcileri destekliyor. Buradan bir de e, kazanan yatırımcılar da mı oluyor? E, tabii. Yani girişimcilik ekosistemine yatırım yapmak çok riskli olmakla beraber çok ciddi getiri potansiyeline de sahip. E, bir şirkete yatırım yapan örneğin bizim de yatırım yapmayı hedeflediğimiz fonlardan bir tanesi yaptıkları tek bir şirket üzerinden yaptıkları yatırımın 80 katını elde ettiler. Dolayısıyla evet riskli bir alan ama bu iş bilinçli bir şekilde yapıldığı takdirde doğru girişimlere yatırım yapılıp o girişimlerin süreçleri boyunca ihtiyaç duydukları network, Danışmanlık, mentörlük hizmetleri gibi destekler sağlandığında kat kat geri dönüşü olan bir ekonomik geri dönüşü olan bir bir sektör. İstanbul Kalkınma Ajansı bu anlamda bugüne kadar kaç projeye destek sağladı, ne kadarlık bir destek sağladı? İstanbul Kalkınma Ajansı olarak biz 2010 yılından itibaren 845 projeye destek sağladık. Bugünkü değeriyle 1 milyar TL'nin üzerinde bir değeri var yaptığımız yatırım sağladığımız desteklerin. Bu sene tabi biz bunu aslında çok çok daha fazla arttırdık. Ee, Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın e, ilan ettiği çağrımızda biz 450 milyon lira civarında bir bütçe ayırdığımızı ilan etmiştik. Sene içinde bunu daha da arttırdık ve şu anda ilan ettiğimiz e, başarılı projelerin toplam bütçesi e, bizim desteklediğimiz kısmı 500 milyonun üzerine çıkmış durumda. Evet. Peki diğer taraftan. E... Şimdi e, Türkiye'de ciddi anlamda bir teknoloji ve bu anlamda e, destekten bahsediyorsunuz. E, i̇sterseniz son olarak bir de e, tüketici elektroniği fuarıdan bahse, bahsedelim. E, girişimleri mi oraya götüreceksiniz? Ne, ne yapacaksınız? Ee, bu fuar nedir? Evet. E, CES Consumer Electronics Show 1967'den beri Amerika'da düzenlenen dünyanın bu alandaki en e, eski fuarlarından bir tanesi. Bu fuara hali hazırda zaten Türkiye'deki büyük of. elektronik şirketleri, tüketici elektronik şirketleri yıllardır katılmakta. Bu fuarın bir de girişimci tarafı var. E, CS, Euroka diye. Hı hı. Buraya sadece e, startuplar katılabiliyorlar ve sadece yeni ürünler katılabiliyorlar. Bir ürünün sadece bir kez katılabildiği, çok yenilikçi ürünlerin olduğu, e, yani dünyanın aynı anda hem en eski hem en yenilikçi fuarı burası. Evet. Biz de İstanbul'dan bu sene 28 girişimciyi buraya götürmeyi hedefliyoruz. E, girişimcilerin orada hem ürünlerini pazarlaması hem yatırımcı ilişkileri kurması için e, önemli bir etkinlik olacak. Peki çok teşekkür ederiz. İstanbul ben Kalkınma çok Ajansı ediyorum. Genel Sekreteri Erkan Tüzgen çok teşekkürler. Yayınımıza katıldığınız bir haberimiz var. E, o haberimizi de aktarayım izninizle. Salgın döneminde e, yeni girişimlerin yıldızı parladı. 2021 Unicorn ve Dekakorn statüsündeki girişimlerin yılı oldu. Ona ilişkin bir haberimiz var. Devam edeceğiz.